Kıymetli delegasyon, değerli misafirler. Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı'nın 14. Olağan Kongresi'ne hoş geldiniz. Evet, şu an elimizde bir teklif var. Başka yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 14. Olağan Kongresi'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Muhterem Genel Başkanımızın kongremize göndermiş olduğu mesajı okumak üzere bir arkadaşımız davet ediyorum. Şölen ortamında geçecek kongremizde kaybeden yoktur. Bilakis kazanan milliyetçi, ülkücü harekettir. Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerini omuzlayacak kadroların seçimiyle Kızıl Elma'ya yürüyüşümüz sağlam ve sağduyulu iradeyle sürüp gidecektir. Milli birlik ve kardeşliğimiz, milli hakimiyet ve hükümranlık haklarımız, refah ve beklentilerimiz, huzurlu ve güvenli yarınlarımız için vatandaşlarımıza çağrım, gelin bir olalım, diri olalım, birlikte Türkiye olalım. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin hayırlı olmasını bahusus temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Cenab-ı Allah yar ve yardımcı olsun. Ne mutlu Türkiye. Yıldırım İlçe Teşkilatımızın 13. dönem faaliyet raporu oy birliğiyle ibra edilmiştir. Hayırlı olsun. Siyasi konuşmalar kısmına geçeceğiz. Sanıyorum bize sunulan, divana sunulan tek liste var. Başka liste var mı? Başka liste olmadığına göre hali hazır Sayın Başkanımız Kadir Taşçı Bey ve heyeti bu dönem 14. kurultayımızda da adaylar. Ben Kadir Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. 54 yıllık siyasi geleneği, bir asrı aşan fikriyatıyla Milliyetçi Hareket Partisi, güzelin, iyinin ve doğrunun tarafıdır. Türk milletinin yeminlerine sonuna kadar sadıktır. Bizim için siyaset, millete hizmet etme gayesinin bir aşkla, adanmışlıkla taşlanmış ülkücü eylemidir. Önce ülkem ve milletim, sonra partim, sonra ben anlayışıyla Türk milletinin bekasını müdafaa yeminidir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Bazen bitmeyen bir mücadele, bazen tükenen umutlar, bazen yükselen kahramanlık, bazen de çelik bir yumruk olduk. Bazen yufka yürek, bazen kadife ilişindeki demir yumruk, bazen hayırsever bir vicdan ve sızlayan gönül olduk. Bazen usta bir elden çıkan hat olup besmeleyle kağıda döküldük. Bazen göz nuruyla Allah aşkını nakşeden bir mihriban çinisi olduk. Allah'ın adına yapılan cenkler, Allah adına yükselen minareler, Allah adına açılan eller olduk. Hayır dualarla secdeye varan alınlar, evlat hasretiyle kavrulan yüreklerin çektiği tesbihler, gözlü yollara dalmış, gözyaşlarını evladının toprağına akıtmış analar, babalar olduk. Millet şahit, tarih tanık, Allah alim. Millet aşkı ile toprağa düşen nur yüzlü, korkusuz yürekli, gür sesli şehitler olduk. Türk milletinin manevi muhafızlığını görebildik. Nefsimizi terbiye edip sinesinden dolduğumuz Türk milletinin varlığımızı armağan ettik. Kıymetli gönüldaşlarım, biliyoruz ki gücümüzün kaynağı, aziz milletimizin takdir ve teveccühünü kazanmanın yolu birlik ve beraberliğimizdir. Yarından itibaren büyük bir inanç ve heyecan ile yeniden başlayacağız. Yarından itibaren milletimizin gönlünü ve yüreğini kazanmak için el birliği, güç birliği yaparak daha fazla çalışacağız. Hedefimiz ayırmadan, ayrışmadan Türk ve Türkiye yüzyılı için yerelde iktidar, ülkede istikrar sağlamaktır. Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in bizlere işaret ettiği hedefler doğrultusunda onun ayak izlerini takip ederek emin adımlarla yılmadan, yorulmadan
milliyetçi ülkücülere yakışır adanmışlık ve sarsılmaz inançla ülkemiz ve milletimizin kutlu yarınları için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceleriyle sözlerimi sonlandırırken Yüce Allah'tan gerçekleştirdiğimiz kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Burada bizimle olma nezaketini gösteren, katılım sağlayan değerli konuklarımıza, kıymetli hükümdaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ben de Yıldırım ilçe teşkilatlarından yetişmiş bir kardeşimiz. Uzunca süreler Yıldırım ilçede görevler de yaptım. Dolayısıyla Yıldırım benim için ayrı bir yer. Cenab-ı Allah Yıldırım'a çok güzellikleri vermiş. Sıkıntıları da çok. Ama biz siyasilere düşen bu problemlerin çözümü için derman olmak, yardımcı olmak, imkanları artırmak, imkan hazırlamak. İnşallah önümüzdeki dönem Yıldırım teşkilatımız olarak Yıldırım'a daha güzel hizmetlerin gelebilmesi için arkadaşlarımız gayret edecekler. Aziz hemşehrilerim, muhterem dava arkadaşlarım, bildiğiniz gibi geçtiğimiz Mayıs ayında iki seçim birden yaptık. Bu seçimler gündeme geldiğinden itibaren bizler gerek Milliyetçi Hareket Partisi, gerek Cumhur İttifakı bu seçimlerin 100 yılın seçimi olduğunu ifade ettik. Hamdolsun her şeye rağmen 7 düelin ardına dizildiği zilletin her türlü entrikasına, yalanına, desisesine rağmen Cumhur'un zaferiyle bu seçimler neticelendi. Ülkemizin şartlarını hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye yeni yüzyıla Türk mührünü vurmak kararında olan bir yönetimle girdi. Evet, sıkıntılarımız çok. Büyük zahmetlerin üzerinden aşarak bu yüzyıla Türk mührünü vuracağız. Hiçbir nimet külfetsiz de olmuyor. Aziz hemşehrilerim, Türkiye çok uzun zamanlardan beri ilk defa kendi siyasetini uygular bir devlet hükmünde hareket ediyor. Zaten Milliyetçi Hareket'in bu dönem Cumhur İttifakı'na, hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğu desteğin sebebi de, gayesi de budur. Milliyetçi Hareket'in bütün derdi devleti ve milletidir. Dolayısıyla bu konuda hassasiyetimiz en üst seviyede devam etmektedir. Takip ediyorsunuzdur. Genel Başkanımız geçtiğimiz günlerde yerel seçimlerle alakalı kampanyamızı başlattı. Hedefimiz Milliyetçi Hareket'in ve Cumhur İttifakı'nın elinde olan belediyeleri muhafaza etmek, zilletin eline düşmüş belediyeleri de oradan kurtarmak. Hedefimiz bu. Malumunuz üzere geçtiğimiz yerel seçimlerde birçok büyük şehirde Cumhuriyet Halk Partisi netice aldı. Ancak üzülerek şunu müşahede ettik ki bu belediyeler vatandaşlarımıza hizmet üretmedi. Maalesef yapılan iş tamamen propagandaya yönelik, algılara yönelik, hizmetten uzak bir anlayışla bir 5 yılı maalesef bu büyük şehirlerimiz heba ettiler. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerde bunlar telafi edilecek. Çok şükür Bursa büyükşehir ve ilçeleri olarak
diğerlerine göre daha başarılı oldu. Büyükşehir Cumhur İttifakı AK Parti tarafından kazanıldı. Merkez ilçelerimizden Nilüfer'in haricinde iki büyük ilçemiz gene Cumhur İttifakı'nda. Üç ilçe Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Nilüfer, efendim Gemlik, Mudanya. Cenab-ı Allah nasip ederse önümüzdeki dönem bu belediyelerde de Cumhur'un muvaffakiyeti için gayret edeceğiz. Emeklilerimizin beklentileri var. İnşallah meclis açıldıktan sonra bu konunun ele alınacağı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da beyan edildi. Bildiğiniz gibi Genel Başkanımızın emeklilerle ilgili yapmış olduğu bir tespit ve paylaşım vardı. Milliyetçi Hareket Partisi bunun ardında ve takipçisi. Aziz hemşehrilerim, muhterem hazirun, yazın bu sıcak gününde sizi çok fazla meşgul etmeyeceğim. Biz divan olarak görevimizi tamamlamak üzereyiz. Bundan sonra görevimizi ilçe seçim kuruluna devredeceğiz. Yani gündemimizin seçimler maddesine geçeceğiz. Ben bu vesileyle seçilecek heyetimize muvaffakiyetler diliyorum, başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcılar olsun diyorum. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun.